Üzüntü. Sala sesleriyle uyandı. Bir yaprak daha düştü diye düşündü. Ramazan'a bir gün kalmıştı halbuki. Nasip yokmuş dedi. Üzüldü. Bir Fatiha okuyacaktı. Unuttu. Tatil günüydü. Geç uyanmıştı. Eşi önceden kalkmış kahvaltı hazırlıyordu. Bir süredir araları çok iyi değildi. Doğrusu büyük oranda kendisinde bazı hatalar vardı ama yine de haklı çıkmak için eşinin küçük hatalarını büyütmüş, aralarındaki soğukluğu uzattıkça uzatmıştı. Eşine baktı, yüzü gülmüyordu. Üzüldü. Gönlünü alacaktı, gururuna yediremedi. Kahvaltı için çocukları kaldırmaya niyet etti. Sonra en iyi çocuk uyuyan çocuktur diye düşünüp vazgeçti. Hele bir oturayım, hastalığıyla kahvaltımı yapayım, biraz kafamı dinleyeyim diye içinden geçirdi. Aslında çocuklarla da uzun süredir yakından ilgilenemiyordu. İşten yorgun argın geliyor, çocuklara ayıracak enerjisi kalmıyordu. Kızının geçen gün söylediği "para vermekten başka ne yapıyorsun ki?" sözünü hatırladı, üzüldü. Bugününü onlara ayıracaktı, haftaya erteledi. Televizyonu açıp seyretmeye başladı. Sabah sabah üst üste kötü haberler veriyorlardı. En çok Afrika'daki ölümcül kıtlıktan etkilendi. İnsanların yiyecek bir şey bulabilmek için 500 kilometre yollara düştüğünü ve bu yolculukta birçoğunun öldüğünü duydu, üzüldü. Birikmiş zekatını oraya verecekti, bir ara bakarım dedi. Bunalmıştı televizyondan. Gazete almak için çıkayım, hem biraz hava alırım dedi. Aşağı inerken geçen günlerde basit bir sebeple tartışıp küstüğü komşusunu gördü. Tartıştıklarından beri ilk kez görüyordu. Selam vermeden geçti. Halbuki selam verseydi barışır, görüşmeye devam ederlerdi. 3 günü çoktan geçen küslük de uzamamış olurdu. Yanlış yaptım diye düşündü, üzüldü. Dönüşte barışmak için uğrayacaktı, yaklaşan bayrama bıraktı. Gazeteleri karıştırmaya başladı. Güne Sala ile başladığından mıdır nedir, gözü ölüm ilanlarına gitti. Babasını, annesini, oğlunu, kızını ebedi aleme uğurlayanların hüzün dolu mesajlarını okudu. Annesi yaşıyordu. Babasının vefatından sonra dil ucuyla yanına almayı teklif etmişse de, annesi "düzeniniz bozulmasın" diyerek kabul etmemişti. Şimdi köyde yalnız yaşıyordu. Gerçi kız kardeşi yakın oturuyordu ama yine de içi çok rahat değildi. Yazın ancak 2 günlüğüne uğrayabilmişti. Üzüldü. Bayram için rezervasyon yaptırdığı oteli iptal edecekti. Kurbanda gitmeyi planladı. Uzaklardan ezan sesleri duyulmaya başladı. Cuma ve bayram hariç camiye gitmeyi bırakalı beri ezanlara abdestsiz yakalanmaya alışmıştı. Oysa önceden abdestiyle hazır namaz vaktini bekler, ezandan önce camide olurdu. Şimdi ise başka bir insanı düşünüyormuş gibi uzaktı kendine. Üzüldü. Kalkıp cemaate yetişecekti, teravihleri hiç kaçırmamaya karar verdi. Hava sıcaktı, hiçbir yere gidesi yoktu. Oturduğu yerden gözleriyle kitapları tararken Kur'an-ı Kerim'i gördü. Bir zamanlar düzenli olarak her gün ne kadar güzel okuduğunu hatırladı ve sonra da geçen günlerde bir vesileyle eline aldığında 2 satırı okurken bile ne kadar zorlandığını hatırladı. Üzüldü. Abdesti varken alıp okuyacaktı, mukabele takip etmeye niyetlendi. Kitaplığa bakmaya devam ederken bir kitap gözüne çarptı. Gençlik döneminde en çok sevdiği ama uzun yıllardan beri eline almadığı bir kitaptı. Alıp karıştırmaya başladı. Sayfaları çevirirken bir kağıt parçası gördü. Belli belirsiz hatırladığı bir kağıttı. Merakla eline alıp okumaya başladı. Kağıt, 40 yaşıma gelene kadar yapacaklarım başlıklı uzun bir listeydi. Tarihe baktı, 25 yaşındayken yazmıştı. Bazı satırları keyifle, bazı satırları hüzünle okudu. "Ufkum ne genişmiş, ne çok ne güzel şeyler yapmaya niyetlenmişim" diye düşündü. Küçük küçük de olsa bir şeyler yapsaydı,
listenin hepsi olmasa bile yarısını başarabilseydi ne kadar farklı bir insan olabileceğini düşündü. Sonralar yıllarını boşa tüketmesine sebep olmuştu. Üzüldü. Sabahtan beri yapmayı düşünüp sonraladığı şeyleri bir bir hatırladı, sırayla yapmaya başladı.